Arkadaşlar merhaba. Yeni bir güreş analiz videosuyla beraberiz. Bugün 2021 yılı U23 Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kiloda final mücadelesini izliyoruz. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 17-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenen organizasyon. Mavi mavi izlediğiniz güreşçi temsilcimiz Erhan Yaylacı. Rakip ise kırmızı mayosuyla Azerbaycan'dan Osman Nurmagomedov arkadaşlar. Artık oyunun kilidini, bakın işte pasif kararı Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov için geldi. Azerbaycanlı dediğime bakmayın, aslında Avar kökenli bir güreşçi, Dağıstan asıllı. Azerbaycan adına güreşiyor. 30 saniyelik pasifite süresi başladı. Bu 30 saniyede Osman Nurmagomedov'un puan alması gerekiyor. Eğer puan alamaz ise 1 puan güreşçimiz Erhan Yaylacı'ya yazılacak. İşte bakın 30 saniye doldu ve bu 30 saniyelik pasifite süresinde puan alamadığı için 1 puan Erhan Yaylacı'nın oluyor arkadaşlar. Şimdi Erhan bir tek dalma çabası. Tek dalıp rakibine bastırmak istiyor. Bakın henüz puan yok burada ama işte çevirdi. Tam olarak hakimiyeti sağladı. 2 puan geliyor. Skor 3-0 oluyor arkadaşlar. 20 Ağustos 1998 Tokat doğumlu güreşçi. Ankara Askispor adına güreşiyor. Bir çırpma denemesi ama burada da çırpma gelmedi ne yazık ki. Ve mücadelenin ilk devresi de bu şekilde sona eriyor arkadaşlar. Karşılaşmada ikinci devre başladı. Hatta ilk 30 saniyeyi de geride bıraktık. 3-0 Erhan Yaylacı'nın üstünlüğü devam ediyor. Erhan 2021 yılında U23'te dünya üçüncüsü ve yine U23'te Avrupa şampiyonu olmayı başaran bir isim. U23'te ve gençlerde birçok başarı kazanmış. Aynı zamanda büyüklerde de ülkemizi temsil eden bir güreşçi. Bakın bir dakika geride kaldı. Oyun yine kilitlenmiş durumda ama iki güreşçi de puan almak konusunda oldukça istekli. Bakın Nurmagomedov tek dalıyor. Erhan bu sırada minderin dışına çıkarıyor. Ve minderin dışına çıktıkları için 1 puan Osman Nurmagomedov'un. Dünya şampiyonasında Osman Nurmagomedov aynı yıl U23'te şampiyon oldu. Ve aynı zamanda Büyükler Avrupa'da da 2022 yılında bir üçüncülüğü var. Bakın oldukça etkili bir isim. Ayağa kaptığı zaman bir anda rakibini bastırabiliyor biraz önce olduğu gibi. Ve skoru 3-3'e getiriyor. Tam olarak hakimiyeti sağladığı an 2 puan daha aldı ve skoru 3-3'e getirdi. Mücadelenin bu şekilde bitmesi halinde 3-3'ten son puan avantajıyla Osman Nurmagomedov şampiyon olacak, altın madalya kazanacak. Bu sebeple Erhan'ın mutlak suretle puan kazanması gerekiyor arkadaşlar. Son bir dakikadayız artık. Emin olun oldukça ilginç bir son bizi bekliyor. Kolay kolay görülmeyecek ve her zaman denk gelmeyecek bir son izleyeceğiz bu mücadelede. 3-3 olduğu için mücadele tabii. Erhan son bir dakikayı sürekli olarak oyun arayan taraf olarak geçiriyor. Puan kazanmak zorunda. Osman Nurmagomedov da ona oyun yaptırmama çabasında ve sürekli olarak savunmada kalıyor. Tabii saniyeler ilerledikçe Erhan'ın oyun arayışları hızlanıyor. Osman Nurmagomedov'un da savunması sertleşiyor. Bakın 15 saniye. Erhan'dan dalma çabası. Bir boşluk yakalamak istiyor. Son 10 saniye, 9 saniye. Bir an bırakmış gibi oldu Erhan ama tekrar asıldığı güreşe ve bakın. İşte burada bir oyun yaptırmama çabası var Osman Nurmagomedov'dan. Erhan'ın mayosunu çektiği için oyun yaptırmıyor ve hemen Erhan Yaylacı'nın köşesinden antrenörümüzden itiraz geliyor
Ve bu görüntü tekrar izleniyor arkadaşlar. İki güreşçi de kararı bekliyor merakla. İşte karar açıklandı. Görüyorsunuz bu karar açıklanır açıklanmaz. Azerbaycan köşesinden itiraz geldi bu kez de. Erhan sevince bu oldu. Tabii biz bu arada o görüntüyü tekrar izliyoruz. Son saniyelerde Osman Nurmagomedov kural dışı bir hareket yapmasından dolayı sarı kart alıyor ve güreşçimiz Erhan Yaylacı'ya 1 puan yazılıyor. Böylece skor 4-3. Erhan Yaylacı 2021 yılı U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanan taraf oluyor.